Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Karabağ'ı ziyaret etmesine tepki göstererek uyarıyoruz. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Demir yumruğun yerinde olduğunu unutmasınlar dedi. Aliyev, ekonomik kurmalarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın izni olmaksızın yapılan ziyaretleri değerlendirdi. Azerbaycan'ın izni olmaksızın Dağlık Karabağ hiçbir yabancı ülke vatandaşının gidemeyeceği konusunu bölgede görevli Rus unsurlara daha önce ilettiklerini belirten Aliyev, maalesef Rus unsurların izniyle oraya Fransız parlamenterler de gitti. Sonuçta Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine nota verildi. Biz sessiz kalmayacağız ifadesini kullandı. Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın da Dağlık Karabağ'a gittiğine değinerek ''Senin ne işin var orada? Savaşı unutmasınlar. Demir yumruğun yerinde olduğunu unutmasınlar. Bu ziyaretler durdurulmalıdır. Bu tür kışkırtıcı adımlar atılırsa Ermenistan'ın daha çok pişman olacağı konusunda uyarıyoruz.'' dedi. Şimdi Rusya'nın arabuluculuğunda ilişkilerini normalleştirmesi için adımların atıldığını vurgulayan Aliyev şunları söyledi. Peki, ilişkiler normalleşecekse böyle provokatif ziyaretlere ne gerek var? Ne göstermek istiyorlar? Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Bu tip adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretler durdurulmalıdır. Bizim iznimiz olmadan Uluslararası Kızıl Haç Örgütü dışında hiçbir yabancı kuruluş ve vatandaş oraya gidemez. Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin ki oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. İlk defa Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla onları uyardık. Bundan sonra uyarı farklı şekilde verilecektir. Aliyev, geçici görevli Rus unsurların bölgede insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunun altını çizerek şunları kaydetti. 10 Kasım'da imzalanan üçlü bildiride onların bu tür faaliyetlerde bulunması hususu yer almıyor. Fakat biz buna göz yumuyoruz. Çünkü orada insanların yaşadığını, mevsimin kış, havaların soğuk olduğunu biliyoruz. Bu kışın orada yaşayan Ermeniler için sorun yaratmaması için bazı çalışmalar yapılmalı. Bu yüzden olanak sağladık. Şimdi yüklerin çoğu oraya Azerbaycan üzerinden gidiyor. Buna da olanak tanıdık. Yükler demir yoluyla Berde'ye getiriliyor. Buradan da karayoluyla Dağlık Karabağ'a götürülüyor. Elbette buna izin vermeyebilirdik, dedi. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.